İskenderun Körfezi'nde Azganlık sınırları içerisine kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne yapımı planlanan 2 ayrı termik santralin sakıncalarını anlatmak üzere İskenderun Meslek Odaları tarafından belediye meclis salonunda geniş katılımlı bir toplantının yapılacağı belirtildi. İskenderun Meslek Odaları tarafından 22 Mart Cuma günü saat 14'te İskenderun Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak olan toplantıda çevreye karşı duyarlı kişiliğiyle bilinen İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Hamit Civeley'in de konuşma yapacağı ve konuya dikkat çekeceği belirtildi. Öte yandan da şehir merkezine astıkları billboardlarla termik santralin tehlikelerine karşı halkı uyaran İskenderun Meslek Odaları adına basın açıklamasında bulunan İskenderun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Alaaddin Özbülbül, İskenderun'un menfaat ve çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Geleceği ve insanlığı ilgilendiren bir konu olan termik santral kurulumu ve çevre kirliliği hakkında da kamuoyunu bilgilendirecekleri bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti. Toplantıda İskenderun Meslek Odaları İSMOK yanında İskenderun Belediye Başkanımızın çok duyarlı olduğunu görüyoruz. Her toplantımızda mutlak surette Sayın Belediye Başkanımız Doktor Yusuf Civelek konuya tüm benliğiyle katıldığını, kendisinin bir doktor olduğunu, insan sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayarak bu konuda ciddi çalışmalarda İskenderun Belediyesi'nin var olduğunu hep dile getirmekte. Biz kesinlikle yaşamda enerjinin insan yaşamı için olmazsa olmaz kuralını biliyoruz ama kömürle üretilen eski teknolojilerin yanlış olduğunu da toplumumuza anlatmak istiyoruz diyen Özbülbül, bununla ilgili çevremize vermiş olduğu zararları elimizden geldiğince örneklerle yaşayan insanlarımıza da anlatmaya çalışacağız. Bu konuda duyarlı her insana, her canlıya, bitkiye, ağaca dahi etkisi olacak olan bu konunun hepimiz tarafından ciddiye alınmasını istiyoruz ifadesini kullandı. Herkesin bu konuda duyarlı olması. Biz kesinlikle yaşamda enerjinin insan yaşamı için olmazsa olmaz kuralını biliyoruz. Ama enerjinin artık dünya genelinde kömürle değil nanoteknolojinin has safhaya ulaştığı 2013'lü yıllarda farklı boyutta diğer alanlarda üretileceği düşüncesiyle kömürle üretilen eski teknolojilerin yanlış olduğunu biz toplumumuza anlatmak istiyoruz.